Mutlu Günler, Dünya Hali'nin yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Geçen hafta sizlere İspanya'daki yanardağ patlamasından bahsetmiştim. Bu hafta ise alarma geçen ülke Amerika Birleşik Devletleri. Hawaii'de bulunan yanardağın faaliyete geçmesiyle beraber ülkede, daha doğrusu Hawaii'de kırmızı alarm belirdi. Neyse ki patlama evlerin olduğu bölgede olmadığı için çok yüksek zarar yok. Henüz mal kaybı olmadı o bölgede. İspanya'daki duruma bakıyoruz hemen. İspanya La Palma'da tehlike hala sürüyor. Bölgede hava kirliliği sebebiyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ve yanardağ çevresinde küçük çaplı depremler olmaya devam ediyor. Geçiyoruz Bangladeş'e. Bangladeş'te yabancı televizyon kanallarına yayın yasağı getirildi. Bunun sebebi olaraksa bu kanalların yayın politikasını yerine getirmemesi gösterildi. Tabii ki devletin aldığı bu karara halkın tepkisi büyük. Bu kararın geriye çekilmesini istiyorlar. Çünkü özellikle Hint kanalları Bangladeş'te çok popüler ve halk tarafından çok fazla seyrediliyor. Ve koronavirüs gündemiyle devam ediyoruz. Rusya'da salgının başından beri bir günde kaydedilen en yüksek ölüm oranına ulaşıldı. 24 saatte ölenlerin sayısı tam olarak 887 olarak kaydedildi. Geçen hafta Norveç'in bütün yasakları kaldırdığını söylemiştik. Bu hafta baktığımız zaman da Rusya'nın salgının zirvesini yaşadığını görüyoruz. Aslında bu durum bize şunu gösteriyor. Dünyada artık koronavirüs konusunda bir karmaşa hakim. Bazı ülkeler salgında zirveyi görürken bazıları aynı zamanda aynı tarih aralığında virüsün neredeyse hayatlarından çıkarmış durumdalar. Tabii ki ülkemizde şu an salgınla mücadele eden ülkeler arasında. Ama umuyoruz ki artık aşıların yaygınlaşmasıyla beraber bizim ülkemizde artık Norveç gibi bu virüsü hayatından çıkarmış olan ülkeler arasına girer. Evet, haftanın gündemi bu şekildeydi. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.